Çekmeköy Belediyesi'nin eğitim projeleri kapsamında başlattığı ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi'nde dersler devam ederken eğitimleri tamamlanan 22 öğrenci sertifikalarını aldı. Şimdi Çekmeköy'e gidelim. Projenin detayları için sözü Sait'e bırakalım. Şu anda Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Bu yıl ilk mezunlarını verdi. Peki burada neler yapılıyor? Şu anda bir hobi odasındayız. Derslik burası. Burada öğrenciler eğitimlerini sürdürüyorlar. Yayın konuğumuzda Çekmeköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Poyraz. Şimdi detayları kendisiyle konuşacağız. Efendim hayırlı olsun. İlk mezunlarınızı verdiniz. Burada alanlar, hangi alanlar var? Mezunlar hangi alanlardan mezun oldu? Ve mezun olduktan sonraki süreçte neler yapıyorlar? Şimdi öncelikle tabii bu çekim, biz yeni bu sene kurduk. Tabii daha öncesinde büyük şehrimizin İsmekler'de birçok bu eğitimleri veriyorduk. Şu anda onlarda tabii bir azalma olunca bizler belediyeler olarak, ilçe belediye olarak bu tarz bir çalışmaya başlattık. Şimdi mesela biz Çekmeköy'de şu anda yani her mahallemizde bulunan kültür merkezlerimiz ve bilgi evlerimizde hanım kardeşlerimiz ağırlıklı, ki burada bir beyefendi de var ama ağırlıklı daha çok tabii hanımların tercih ettiği bir çalışma bu. Ve biz 10 branşta yaklaşık bu tarz bir eğitim veriyoruz. İşte bunda şu anda gördüğünüz gibi böyle eski şeylerimizi boyamadan tutun, diksiyon dersinden İngilizcesine kadar, yaşlı bakım işte eğitiminden işte dil kursuna kadar. Yani birçok noktada biz bu eğitimleri veriyoruz. Ve bundan geçen hafta bir 40 hanımefendiye diplomalarını, sertifikalarını verdik. İnanıyorum ki onlar bu konuda gelecekleriyle alakalı, yani yapabilecekleri işlerle alakalı o sertifikanın çok faydasını görecekler. Çünkü öncesinde de bu tarz çalışmalarda fayda görmüşlerdi. Böylelikle böyle güzel bir hobi, az evvel siz söylediğiniz gibi odalarımızda bu eğitimleri Çekmeköy'de yaşayan, talep eden, ki şu anda yani ilk başladığımızdan mesela talep bugün en az 2-3 katını artan bir talep var. İnşallah bütün bu talepleri alarak da önümüzdeki süreçte hangi branşta bizden eğer eğitim istiyorlarsa o branşta eğitimlerimizi vermeye devam edeceğiz. Evet. Hem hobi diyoruz ama bir iş sahibi de oluyor vatandaşlar ve aynı zamanda Çekmeköy halkının da bir araya gelmesini sağlıyor. Sosyal anlamda da oldukça önemli bir çalışma. Şimdi burada çalışmaları da ekranlarınıza getirdik aslında. Öğrencileri de bir mikrofon uzatmak isteriz. Şimdi burada bir beyefendimiz var. Hanımların içerisinde önceliği ona vermek istiyorum. Efendim sizi tanıyalım öncelikle. İsmim Serdar Göktaş, emekliyim. Evet. Serdar Bey kolay gelsin. Şimdi bu boyanmış hali sanırım. Yeni başladığımız bir ahşap komodin. Kızıma çeyiz olarak yapıyorum. Bunu boyayacağız, renklendirmesini yapacağız. Evet. Kendisine hediye edeceğiz. Evet, peki nasıl geçiyor burada dersler? Ne kadar süredir burada eğitim alıyorsunuz? Ben yeni başladım. Daha geçmişim de var da burada yeni başladım. Bir haftalık bir geçmişim var. Şu tepsi benim mesela, görmek isterseniz. Daha önce atmak üzere olduğumuz bir masayı dönüştürdük mesela. Asıl önemli olan bunlar. Yenilerinde değil de atılacak eşyaları geri kazanmak. Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, aslında burada hem bir milli gelir kaybının da önüne geçilmiş oluyor. O çöpe atılsaydı sanırım o kullanılmayacaktı ve boşa gitmiş bir emek olacaktı. Ama burada işte o çöpe gitmiyor. Onlar burada hayata döndürülüyorlar. Çekmeköy Belediyesi'nin kurmuş olduğu çekimdeydik. Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi bu yıl 40 kadar mezun verdi. O mezunların durumunu konuştuk. Burada yapılan çalışmaları ekranlarınıza getirdik. Belediye Başkanı Sayın Ahmet Poyraz da bize detayları anlattı diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.